TV ekranlarından herkese merhabalar. Ben Suat Musa Beşioğlu. Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği tarafından hazırlanan Arının Bereketi programında bu hafta Yalova Güneykevi'deyiz. Arı sütü üreticimiz Kenan Gişen Bey ile birlikteyiz. Daha önceki programlarımızı izlemiş olan seyircilerimiz de bilirler. Arı zehri üretimini ekranlara taşımıştık. Şimdi de programımız boyunca arı sütü üretiminin tüm detaylarını hem uygulamalı olarak hem de anlatım şeklinde Kenan Bey'den dinleyeceğiz. Kenan Bey merhabalar. Merhabalar. Arı sütü üretiminde kaç yıldır aktif olarak çalışıyorsunuz? Üretim potansiyeliniz ve çalışmalarınızdan bahsederek bir giriş yapalım. Öncelikle köyümüze ve arılığımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biz arı sütü üretimine 5 yıldır yapıyoruz. Şu anki üretimimizde yaklaşık 60-60 kovan 120 besleyiciyle çalışıyoruz. 3 yıldır da bu düzende devam ediyoruz. Yaklaşık olarak 180 arı kullanıyoruz. Tüm arılığımız arı sütü üretimine entegre edilmiş durumda. O şekilde çalışıyoruz. Toplam 180 kovanla çalışıyoruz. Üretim sezonunuz böyle süre olarak net bir süre yaklaşık, verebiliyor musunuz? Yaklaşık 180 arımız var. İşte bulunduğumuz bölgeyi de tarif etmem gerekirse biz Yalova'nın en yüksek bölgesinde, Samanlı Dağları'nda, orman içinde bir bölgedeyiz. Özellikle Kestane Ormanı içerisinde. Kestane Ihlamur Ormanı'ndayız. Floramız aslında çok da böyle zengin değil. Hani o anlamda yeni başlayacak arkadaşlara da bilgi olabilir, referans olabilir. Yani çok böyle zengin flora olması gerektiğini düşünüyorlar. Ki doğrudur. Çok yani zengin bir polen kaynağı olursa daha iyi olur ama bizim o kadar da bir zengin kaynağımız yok o anlamda. Yani ülkenin sınırlı. Genel florasını düşündüğümüzde ortalama düzeyde evet, diyebiliriz ortalama aslında. Ortalama diyebiliriz. Samanlı Dağları'nın en yüksek bölgesindeyiz. Biraz da serin geçer. Evet. Biz yaklaşık Nisan'ın ortaları gibi veya işte bu sene 22'sinde başladık. Temmuz sonunda da bırakırız. Ha, daha da devam edebilir miyiz? Bazı yıl arı diyor ki bize bırak. Artık gitmiyor. Bazı yıllar evet Ağustos'ta da yapabiliriz ama bizim canımız istemiyor. Yoruluyoruz. Onun için biz genelde Temmuz sonu gibi bırakıyoruz. Yani yoğun olarak 3 aylık bir dönemi kapsıyor ortalama. 100 gün diyebiliriz. Genellikle 100 gün çalışıyoruz. İlkbahardan kolonilerin hazırlanması konusunda nasıl bir planlama yapıyorsunuz? Arı sütü üretimine açıkçası, tamamen entegre edilen bir işletmeyi düşündüğümüzde. Benim aralığımda arı koyma yerim sınırlı olduğu için biraz sonra yani aralıkta da çekimler olacak. Orada da görülür. Arılığımı çok büyütemiyorum. Bir de yalnız başıma çalıştığım için hani böyle arı sayımı 200-250 gibi de yapamıyorum. Yapamadığım için de kış kaybım bir miktar oluyor. Soğuk bölgedeyiz. Sonbaharda daha çok sıkıntımız sonbahardaki polenin olmayışından dolayı yavruyu erken kesiyor. Erken kestiği için kışa zayıf giriyorumuz. Kış kayıplarımız %10-15 gibi oluyor. Bunun için de biz her yıl aşağı yukarı her yıl arı alıyoruz. Kayıp olan arımızın yerine arı alıyoruz. Onun için 180 arıyı tamamlıyoruz ve 180 arıyla çalışmaya başlıyoruz. Bunun işte 120'si 60-60 iki grup yapıyoruz. Besleyici olarak kullanıyoruz. 15-20 arasında da bir başlatıcı grubumuz oluyor. Geri kalanını da destekleyici olarak kullanıyoruz. Aralımlarını takviye amaçlı mı alıyorsunuz? Bazı bölgelerde yapıyorlar. Tabii. Siz koloni olarak mı alıyorsunuz? Biz yok, ben koloni olarak alıyorum. Hem sütte kullanıyorum. Yani aldığımız bölgede Aydın bölgesi. Süt verimi de iyidir. Biraz hırçın olmasına karşın yani Aydın arasının da ya yani Ege arasının da süt verimi iyi olduğu için orayı tercih ediyoruz. Onları da değerlendiriyorsunuz. Evet. Şimdi tüm detayları uygulamalı olarak dışarıda göstereceğiz ama hep arıcılarımızın ya da yeni başlayacak üreticilerin merak ettiği işte şu kadar kovandan ne kadar arı sütü üretebilirim gibi böyle spesifik rakamlara da biraz çok takılıyorlar. Çok da detaya boğmadan ben onları bir dinlemek istiyorum sizlerden. Çünkü kayıt tutan bir işletmesiniz ve her şeyiniz kayıt altında. Evet, biz 4 yıldır yani günde kaç kurtçuk aktardığımızdan günde kaç tane kurtçuktan süt aldığımıza kadar evet. Bir göz başına hasat ettiğimiz sütü hepsini kaydederiz. Yani verilerimiz hepsi kayıtlıdır. Bu seneki verimizde yani ne kadar alabiliyoruz? En çok aldığımız süt bir kovandan 490 gram. Sezon boyunca aldığımız süt 490 gram.
Bu diğer üreticilere baktığımız zaman hepsini bilmiyorum açıkçası ama 300 ila 500 gram arası değişiyor. Yani bizim süt verimimiz aslında iyi düzeyde. Yani bundan daha fazla süt alan işletmeyi ben açıkçası tanımadım, bilmiyorum. Ha, yurt dışından çok daha böyle yüksek miktarlarda süt alan işletmeler görüyoruz. Yani bizim yılda aldığımız, yani o 100 günlük sürede aldığımız sütü belki 3 günde alan işletmeleri görüyoruz, videolardan duyuyoruz. Evet, yani siz koloni sayısını çok artırmadan aslında bilim kovan başına verimi arttırmayı planlayarak hep hedef almışsınız. Bu şekilde işletmenizi yönlendiriyorsunuz. Yani öyle yapmaya çalışıyoruz ama şu ana kadar da henüz onu başarabilmiş değiliz. Şimdi yani belki ben devamlı bu arı sütü verimi konusunu işliyorum, ona Evet. giriyorum. O da bekleniyor belki ama henüz o yönde çok ilerleyebilmiş değiliz. Ama bunun için de arıcının yapabileceği şeyler sınırlı. Hani bir misal vermem gerekirse, Tabii ki. Holstein ineğinden bir 30 kilo süt alıyorsa bir üretici, kara sığırdan gidip de 5 kilo alıyorsa bizim işte biraz ona benziyor. Bizim arımızın aslında arı sütü yönünden ıslah edilmesi lazım. Bu ıslahın muhakkak yapılması lazım. Ya biz yurt dışından ıslah edilmiş ana arı getirttirip onu kullanacağız ya da kendimiz yapacağız. Ha, bu konuda çok böyle ümitli miyim? Değilim açıkçası ama şunu da söylemek isterim. Artık yurt dışından arı sütü yönünden ıslah edilmiş ana arılar gelmeye başladı. Hani yetkililerin de bilgisi olsun. Diğer yönde de geliyor. O da tabii Diğer ilerleyen yönden de dönemde genetik geliyor. zenginliğimizi de tehdit altına alıyor. Tabii onlar biraz daha Hani riskli boyutlar. yapacak da bir şey yok açıkçası. Ben bakıyorum bakıyorum, hani biz boşu boşuna da hamallık yapıyoruz. Hani bir Koreli sütçü 150 gram, 160 gram bir kovanından bir hasatta süt alıyorsa, biz Evet. burada 15 gram, onun onda birini alıyorsak, hani Bu çok az doğrudan alıyoruz yani. ırka mı bağlıdır yoksa üretim metotları mı farklıdır? Tabii Gerçi ki flora zaten ana etken ama. sadece bunu ırka bağlamak doğru değil. Burada hasat odasında yapılan işlerden kovanın gücüne, ondan sonra floraya da bağlı olan bir şey. Hani arıcının da yapması gereken burada hiçbir şey yok değil. Arıcı da muhakkak bir şey yapması lazım. Yani şöyle bir anlayış var. Hani sizin için demiyorum. Sahada genelde olur. Dışarıdan bir ana getirilir. Herkes bir yeni ana arı peşindedir ya. Tüm verimi ona endekslemiş gibi Anaarıyı getirttirdik. Anaarıyı koyduk, süt çerçevesini de Kendisi koyduk. üretmiyor tabii. Kendisi üretmiyor. Balda da aynı şekilde. Dışarıda Tabii ki, olmadıktan tabii ki. sonra. Yani şöyle izah edeyim biraz da bu. Yani arıcının kovanda yapacağı işlerden Bursa bölgesi, biraz da Bursalılara bir laf dokundurayım. Bursa bölgesi çok verimli diye devamlı böyle lanse edilir ama Bursa bölgesindeki arı sütü üreticilerin verimleri çok da böyle yüksek düzeyde değildir. Onu da biliyoruz. Yani flora alanı böyle hani çekilme dönemi daha uzun aslında buraya göre de verim neden o kadar yüksek değildir? Şimdi bizim arımızla da alakalı. Arının çalışan arkadaşlara baktığımız zaman arının bir sefer genetiğini bilmiyor. Yani biz böyle bir ıslah edilmiş bir sürüyle çalışmış olsak deriz ki biz şu ırkla çalışıyoruz, şu kadar alıyoruz. Arı sütü üreten arkadaşların çoğu şimdi kendi ırklarını bilmiyor. Yani zaten bir ıslah edilmiş ırk değil ama yani ıslah edilmemiş bile olsa genelde kendi kendilerine üreyen bir sürüden bahsediyoruz biz arı sütünde kullanılan. Onun için de hani arıcı istediği kadar yapılması gerekenleri yapsın, verim düzeyimiz çok artmıyor. Evet, yani o konuda zaten eksikliğimiz mevcut. Şimdi 5 bölgede ıslah projesi başladı. TAB'ın projesi. Daha da bu yönlere de ağırlık vererek devam ettirmek de gerekiyor. Ama bunlar ıslah çalışmaları, yani genellikle Tabii arı verim ve üzerine daha sonra devam bal verimi edecek. yönünden yapılıyor. Biz ise sütçü olduğumuz için biz süt yönünden bir verim artışına yönelik bir çalışma Tabii bekliyoruz. bazı bu hijyen davranışı diğer yönlerden önce bir Tabii ki, tabii ki. yapıldıktan sonra bu verim yönü en son tabii Tabii geliştirebiliyor. Bu kısımlara çok da aslında şey yapmadan ben arı sütü üretimine dair bu yıl üretimden memnun musunuz? Ne düzeyde üretiminiz? şimdi geçen yıla baktığımız zaman bu yıl verimimiz daha iyi. İyi bir sezon geçirdik diyebiliriz. Geçen sene kötüydü. Yani şu ana kadar aldığımız süt miktarı bir kovandan 420 gram oldu. Hani
Temmuz sonuna kadar yapmayı düşünüyoruz bir aksilik olmazsa. Yarım kilo hedefine belki ulaşacağız. O anlamda geçen seneye göre çok iyi diyebiliriz. Ama tabii ki gönül ister ki biz buradan yarım kilo değil de 5 kilo süt üretebilelim. Evet. Yani hani ya ilk etapta bu 5 kilo olmaz, belki de birkaç kilo olabilir ama buna ulaşabilmeliyiz. Tabii rakamlar biraz arasında mesafe uzak ama tabii. Yeni şimdi çok arkadaş güzel geliyor bize. Güzel düşünmek lazım. Arı sütü üretmeye niyeti olan, yani özellikle de bu sene için diyebilirim ki kursa gidip arı sütü üretmek daha isteyip de bize gelenler epey oldu. Daha arıcılığı başlamadan biz de diyoruz ki birkaç sene geçsin, bir arı yönetimini öğrenin. Yani arıyı bir kontrol etmeyi öğrenin. Ondan sonra yaparsanız daha iyi olur diyorlar. Gelenler yaptığımız işleri biraz da gördükleri zaman he diyorlar, doğru diyorsunuz. Erken diyorlar. Olduğunu biraz evet, daha erken anlayabiliyorlar. Olduğunu düşünüyorlar. En az arıcılığa başlayıp bir iki üçüncü senelerinde buna yönelirlerse daha iyi olur. Arı sayısını belli oranda kendileri arttırıp tabii o sürüye daha kıymet sağlamış olmaları gerekiyor. Şimdi siz arıda yalnız çalışıyoruz dediniz ama arı sütü tamamıyla bir ekip çalışması. Evet. İşi mutfağında olan ekibimizi de ben tanıyarak çekime devam etmek istiyorum. Şimdi arı sütünde önce hasatla başlıyorsunuz güne. Evet. O yüzden buradaki detaylarımızı alalım, ekibimizi bir dinleyelim. Daha sonra uygulama kısmına dışarıya arılarınızın yanında devam ederiz. Şimdi biz sabah gelince ne yapıyoruz? Sabah ilk geldiğimiz zaman besleyici kovanlarımızın üstünde şimdi iki grubumuz var. Evet. Biz kovanların üstüne bir kırmızı ve beyaz etiket yapıştırmışız. Bizde kırmızı ve beyaz iki grubumuz var. İkisinde de 60-60-120 arı var. O gün hangisindeyse sıra bir gün birinden alıyoruz, diğer gün öbüründen süt hasadı yapıyoruz. Bugün beyaz gruptaydı. Beyaz gruptan süt çerçevelerini getirdik içeriye. Süt çerçeveleri önce işte üstteki mum çıkıntıları alınıyor. Mum çıkıntıları alındıktan sonra işte kurtlar alınıyor. Kurtlar alındıktan sonra burada da çerçevelerdeki sütler direkt buz kalıbının içindeki kavanoz alınıyor. Soğuk zinciri buradan doğrudan girmiş oluyor. Giriyor, evet. Tamam. Bütün bu aşamaları isterseniz işi yapan ekibimizden evet, dinleyelim. Buyurun. Ben şöyle başlamak istiyorum. Merhabalar. Sizleri önceki bir tanıyalım. Siz devamlı olarak burada çalışıyorsunuz. Tam olarak yaptığınız görevinizi, buradaki çalışmalarınızı ben dinleyeyim sizlerden. 4 senedir ben burada çalışıyorum. İlk baştan daha farklı iş yapıyordum. Sonra şimdi şey yapıyorum, bu kurçukları alıyorum, çıtaları temizliyorum. Ondan sonra kurçuk aktarıyorum. Öyle. Aslında yapılması birçok işlemi burada yapıyorsunuz. Birçok aracının yapmak istediği de yapamadığı işlemleri de yapıyorsunuz bir nevi. Yani kadın eli değmek her işletmenin olmazsa olmazlarının, özellikle arı sütü üretiminde. Onun dışında ben bir arı sütü üretimine dair yorumunuzu almak istiyorum sizden. Çok güzel bir iş yaptığımızı düşünüyorum. Çok faydalı bir iş yaptığımızı düşünüyorum. Sadece arı sütü alırken değil, çıtaların üstünden propolisi kazırken de, yani ufacık bir değişik renk bir propolisi kaçırmamaya çalışıyorum. Herkese faydalı olsun, değişik bir şey vardır içinde diye. Hani bu severek yapıyoruz bu işi, faydalı olduğunu düşünüyoruz. Kendimiz yaparken de kendimiz de zevkle yapıyoruz yani elimizde. Vaktimiz de iyi geçiyor. Böyle düşünüyorum. Peki, teşekkür ederim. Efendim sizleri bir tanıyalım. Ben de Zehra Gişan. Kenan Gişan'ın eşiyim. Asıl işletmenin patronusunuz o zaman. sizlerin buradaki işlemlerinizi, buradaki çalışmalarınızı dinleyerek bir başlayalım. Vallahi sabah geliyoruz 8'de buraya. Eşim dışarıdan çerçeveleri getiriyor. Ben de çerçevelerden ilk baştan çıtalardaki bal mumlarını kesiyorum. Kestikten sonra diğer masaya ablama işte veriyorum. Oradan o larvaları alıp süt hasatına, buzun kalıbın içindeki buza gönderiyoruz. Direkt soğuk zincir alıyoruz. Ondan sonra da süt alımı bittikten sonra çıtaları temizliyoruz. Ondan sonra çıtaların içine tekrar arı sütlü ve bal olan çok küçük gözlere damlatıyoruz. Ondan sonra da tekrar Kenan petekleri getiriyor. Oradan larvaları alıp transfer yapıp geri gönderiyoruz kovanlara.
Yani bir çerçeve buraya girdiği zaman arı sütü olmuş çerçeve, onun hasadı, temizlenmesi ve tekrardan aktarımından sonra dışarıya çıkacak tüm işlemler burada yapılıyor. Ekip çalışmasıyla yapılıyor. 5 senedir yapıyoruz. Hep birlikte 5 kişi. Kenan dahil 5 kişiyiz. Burada ilk arı sütü üretimine başlarken Kenan Bey etkiniz nasıl oldu? Ben onu bir dinlemek isterim sizden. Vallahi aslında ilk baştan biz Kenan'la ikimiz ürettik. Deneyelim bakalım nasıl oluyor diye. Kenan'la ben ilk sene 5 kilo ürettik ikimiz. 10 kovan yaptık yanılmıyorsam, değil mi? Ben taraftar değildim doğrusu. Biz emekli olduk, geldik köyde oturmak için. Ama hem boş zamanımızı değerlendirmek amaçlı, hem üretmek güzel bir şey. Arı sütünün sağlığa faydalarını öğrendikten sonra da bir de üstüne talep çok olunca dedik ki birkaç tane daha kovan fazla yapalım. Öyle başladık doğrusu arı sütü üretimine. Ama biraz yorucu oluyor tabii çok kovan yaptığımız için. Şimdi biraz azaltmayı düşünüyoruz kovanları. Böyle yani. Sizlerden talep eden tüketicilerin bir profili var mı? Yani şu kişiler daha çok talep ediyor gibi izlenimleriniz. Onları... Vallahi genelde bizden hastalar talep ediyor bunu. Arı sütünün tabii enerjisi yüksek olduğu için enerjiye ihtiyacı olanlar talep ediyor. Sağlık için kullanıyor insanlar ve zinde olmak için. Ben çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Şimdi hasat kısmına geçiyoruz. Daha çok arı sütünün alınıp soğuk zincire geçme aşamasındaki dinleyeceğiz. Öncelikle biz sizlerden başlayalım. Merhaba, ben Didem Kaya. Ben de Kenan abilerle yaklaşık 4 senedir burada çalışıyorum. Ondan sonra işte seviyorum işi. Arıcılığa burada çalışmaya başladıktan sonra arıcılığa bakış açınız değişti mi? Yani tabii ki faydalarını falan duyunca ben de hani ilk başlarda hani Filiz abla bana söyledi böyle çalışmak ister misin diye. İlk başta tabii ben de bilmediğim için ondan sonra işte gelince bayağı bir zevkli işte. Patronlarımı, ablalarımı sevdiğim için ben başka işe de girmiyorum. Hani sırf buraya gelmek için seviyorum çünkü aktarmaya falan sütü almayı. Tam olarak hangi işlemleri yapıyorsunuz burada? Hasat ben dışındaki... Ben yapıyorum çoğunlukla ama süt alanını yapıyorum yani. En son kısımda çalışıyorsun. En son... İşte temizliyorum ben de. İlk sene işte kurt alıyordum ben de. Şu an ama süt alıyorum yani. Ama sonra işim bitince tabii temizliyorum ben de. Yardım ediyorum. Aktarma yapıyorum. Peki, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet, sizleri de bir dinlemek istiyorum. Merhaba. Ben Fazilet Kişan. Kenan'ın ablasıyım. Benim ikinci yılım. Daha önce çalışıyordum İstanbul'da. Üç ay buraya sırf yardımcı olabilmek için geliyorum ve seviyorum çok. Çok muhteşem arıları. Arıları da çok seviyorum. İşimi de seviyorum. Çok keyifli, zevkli yani. Siz sadece üretim sezonu içerisinde burada bulunuyorsunuz o zaman. Tabii, üç ay boyunca buradayım. Ben çok teşekkür ederim. İyi çalışmalar dilerim hepinize. Evet değerli izleyenlerim, şimdi de arıcılarımızla yanına geçerek uygulamaları birebir orada anlatarak devam edeceğiz sizlere. Evet değerli izleyenlerimiz, arı sütü üretimi çekimlerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Öncelikle hasatta başlar dedik, gün hasat yaparak başlıyor arı sütü üretiminde. Şimdi hasat odasındaki detayları sizlere aktardık. Dışarıda yani arıların içinde yapılan tüm çalışmaları, yani bir arıcı, arı sütü üretimi yapan bir arıcı gün boyu neler yapıyor, hangi çalışmaları yapmak zorunda, bunları sizlerin huzurunda aktaracağız. Kenan Bey bizlere öncelikle başlatıcı kovanın hazırlanma konusu. Şimdi Kenan Bey, bu başlatıcı konusu biraz tartışılabiliyor. Farklı yöntemler de var ülkemizde uygulanan. Onları sizden alacağım. Siz hangi yöntemi kullanıyorsunuz? Ya da bir başlatıcıyı nasıl hazırlıyorsunuz? O kısımları sizlerden bir dinleyelim. Biz sezon başında ilk başlatıcıyı hazırlarken plastik ana arı kafeslerini kullanıyoruz. Yani burada ana arıyı 7 gün tuttuğumuz zaman diğer çerçevelere yumurta atamayacağı için
bizim için kolaylık oluyor. İlk başlarken böyle bir yol izliyoruz. Daha üretime başlayacağımız zaman da bir gün öncesinde ana arıyı bu kovandan alıp bölme şeklinde değerlendirirsek bize anasız bir kovan kalmış oluyor. İçinde yavruları olan, poleni, balı olan kovan kalmış oluyor. Bunu düzenleyerekten devam ediyoruz. Yalnız şöyle bir şey oluyor zaman zaman. Gözden kaçan ana arı olabiliyor. Yani zaman zaman olabiliyor. Bu sene bir sefer oldu bende. Böyle olduğu takdirde veya kovanlar, başlatıcı kovanlar uzun süre anasız kaldığında veya uzun süreli açık arı, yani açık yavru veremediğimiz zaman yalancılama ihtimali var. Yalancıladığında da değiştirebiliyoruz bunları. Yalancılamadan fazla geçirdiğimiz oluyor ama değiştirebiliyoruz. Aslında başlatıcıyı hazırlamak çok uzun bir süreç değil. Şu kovanlı başlatıcıdan vazgeçip de yan taraftaki bir başlatıcıyı hazırlamak 15 dakika. Ama önemli olan o başlatıcıyı sürdürebilmek ve tabii, sezonda kullanabilmek aslında. Tabii ki sezon boyunca sürdürebilmek. Bir başlatıcıdan vazgeçmek zorunda kaldım. Ana arı girmişti. Ana arıyı da gördüm açıkçası. Onun için ondan vazgeçtik. Başkasını yaptık. Yani bazısı da şöyle bir intiba var. Bir hafta beklemek gerekiyor gibi. Aslında bir hafta beklemek süre gerekmez. Süre kaybetmemek gerekiyor. 15 dakika içerisinde analı bir kovanı başlatıcıya dönüştürebiliriz. Peki bu işlemi nasıl yapıyoruz? Şimdi onu sizlerden isterseniz uygulamalı olarak bir görelim. Daha sonra detayları dinlemeye devam edeyim ben. Başlatıcıyı hazırlamayı mı yoksa yani sezon başında siz hazırlamıştınız başlatıcınız ama devam eden bir başlatıcının yani bir o anlattığınız modeli gösterelim izleyicilerimize. Şimdi biz besleyicilerden çerçeveleri hasat odasına verdik. Evet. Daha sonra besleyicilere dün transfer yaptığımız çerçeveleri bugün dağıtmamız gerekiyor. Evet. Bunu dağıtacağız. Bundan sonra da bu başlatıcılara yaptığımız işlem 5 günde bir yavru verme işlemi var. 5 günde bir buraya çoğu su kapalı ama aynı zamanda kapalı yavrunun etrafında açık yavrusu da olan yavru veriyoruz biz 5 gün. Bu en uzun süre 7 gün olabilir. 7 günü geçirmemek gerekiyor. 5 gün ideal oluyor aslında. Yalancılamaması için yalancılamaması, genç kadronun devamı için tabii, yapıyorsunuz. Tabii. Yalancılama olayı da pek olmuyor 5 günde bir yaparsak. Bu şekilde bir anasız koloni ne kadar süre duruyor sezon boyunca? Biz yaklaşık 100 gün çalışıyoruz. 100 gün boyunca bu şekil duruyor. Yani 100 gün boyunca da aslında anasız bir koloniyi yalancılatmadan sezonun sonuna taşımakta zorundasınız tabii, üretim tabii, yapmak tabii, için. Tabii ki. Yavru rotasyonunu sağlamak için kapalı yavrulu çerçeveler mi veriyorsunuz? Şimdi verdiğimiz çerçevelerin yavru kısmına bakarsak bu aralar biraz yavru azaldığı için biraz daha az yavrulu vermek zorunda kalıyoruz. Yani geneli yarısı kapalı, kapalı yavrunun etrafında da açık yavrusu olan çerçeveyi verip bir tane ballı çerçeveyi de bu başlatıcıdan alıyoruz. Yani burada bizim 5 tane çerçevemiz var. Normal çerçeve olarak 5 tane çerçevemiz oluyor. Bunu hiçbir zaman 6 yapmıyoruz. Yani devamlı olarak sıkışık kalıyor aramız burada. Eğer ki biraz daha zayıf olursa 3 çerçeve koyuyorsak 4 çerçeve normal çerçevemiz kalıyor. Yani 3 süt çerçevesi kullanıyorsak 4 tane kalıyor. Yani fazla çerçeve hiçbir zaman bulundurmuyoruz. Burada. Bu takviye yaparken yavrulu çerçeveler arılı mı arısız olarak mı veriyorsunuz? Ya da sezonun içerisindeki koloninin durumuna göre değişebiliyor mu bu? Çok nadir olarak eğer ki kolonide işçi arı zafiyeti oluşmuşsa yani sayısı azalmışsa zaman zaman arılı şekilde de takviye yaptığımız oluyor ama genellikle arısız veriyoruz bunlara. Yavru. Evet, bir de şimdi başlatıcılarda ya da diğer bitirici koloniler için de aynısı geçerli. Belli dönemlerde bal akımı yoğun olarak geliyor. Tabii balını da aldığınızı belirtmiştiniz. Evet. Bunun ayarlamasını tam olarak nasıl yapıyorsunuz? Bu başlatıcılardaki bal konusunu mu? Bu başlatıcılarda
yavrulu çerçeveyi verip de ballı çerçeveyi aldığımız zaman biz bunu süzüp tekrar başlatıcılara veriyoruz. Niye yavru otomuna hazır da yapıyorsunuz aynı şekilde. Çünkü bu başlatıcılar her gün bal akımı olsun veya olmasın her gün şurupla besleniyor. Hani bal yağsa bile, gökten bal yağsa bile biz bunları besliyoruz. Belki yani beslemeyi biraz azaltıyoruz ama her gün besleniyor. Beslendiği için bu başlatıcılardaki balı biz normal balla hiçbir zaman karıştırmıyoruz. Bunlar süzülüp tekrardan sulandırıp bu başlatıcılara veriyoruz buradaki balı. Yani onu daha sonra besleme ürünü olarak kullanıyorsunuz. Tabii ki tabii ki. Yani bu başlatıcılara veriyoruz onları. Evet, bir isterseniz kovanımızı açıp oradan anlatmaya devam edelim. Tamam. Evet değerli izleyenlerim, şimdi kolonimizi açtık. Başlatıcı kolonimizin genel durumunu bakıyoruz. Dün verdiğim yavru bu. Hani şu dönemde yavru bulmada açıkçası çok iyi değiliz. Zorlanılan yani, bir dönem evet, girdi tabii sezon itibariyle. Açık yavrunun bulunduğu bölüm az bir bölüm. Beş çerçevelik böyle sıkışık bir koloniye, beş çerçeveden daha fazla arı nüfusu olan bir koloniye. Kaç tane kurçuk aktarılmış çerçeve veriyorsunuz? Şu an için böyle başlatıcılara 4 çerçeve veriyoruz. Yani 4 süt çerçevesi veriyoruz. Toplamda yüksük olarak kaç tane oluyor? 4 yüksük çerçeve. Olarak biz bu sene 3 şöyle çıkartayım bir tanesini göstereyim. Bizim plastik şeritlerimiz 2 çeşittir. Bir böyle 33'lü Çinlilerin kullandığı var. Çin'den evet. getirttirdiğimiz. Biz bir bunu kullanıyoruz. Bir de yerli olan süt plastiklerimiz var. Bir tane bundan, bir tane bundan şu an 51 tane kullanıyoruz. Yani nektar akımı düştüğü için. Ama normal üretim sezonunun en verimli olduğu dönemde kaç tane? 3 veya 4 tane. 3 veya 4 tane. 4 kullandığımız oluyor. Yani bu yerli çerçevelerden o zaman 3 tane daha koy, 2 tane daha koyuyoruz. O zaman sayımız artıyor tabii. 3 ya da 4 tane. Yani biz günlük 4000 küsür kurtçuk aktarımından şu an 3000'e düştük. 3090 tane kurtçuk aktarıyoruz. Bunların da yaklaşık 2400'ünü falan geriye alıyoruz. Yani oradan süt hasadı yapabiliyoruz şu an. Aslında tam anlamıyla net ifade etmek için hani bu üretime başlamayı düşünen arıcılarımız da öğrenmesi açısından günde yaklaşık sizin üretim sezonunuzda 4000 civarı larvanın bir aktarılması gerekiyor. Aynı şekilde hasat işlemine de giriliyor. Bu iş yoğunluğundan bir bahsedebilir misiniz? Şimdi biz sabah 8'de başlıyoruz. Sabah 8'de başladığımız işe içeride 4 kişilik bir ekiple ben arıda yalnız başına çalışıyorum. Bu aşamada benim işim 1.30-2 gibi bitiyor. Evet. Ha bu aşamada ne yapıyorum? İşte bu besleyicilerden çerçeveleri içeriye götürüyorum. Başlatıcıdan besleyicilere çerçeveleri veriyorum. Daha sonra bizim çerçeve değişim işimiz başlıyor. Yavru rotasyonu sağlamak yani için. Yani içeride kurtçuk aktarılacak çerçeveleri bulur yani petekleri bulurken bir taraftan da aşağıdan yukarıya yavru çıkartıyoruz. Evet. Süt çerçevesinin İki tarafında devamlı olarak yavrulu çerçeve oluyor. Bu değişimleri yapıyoruz o aşamada. Onu yaparken de kurtçuk aktarımı için kurtçuklu çerçeveleri buluyoruz. Onları hazır ediyoruz. Daha sonra içeride kurtçuk aktarımı yapılırken biz geçen sene mesela biraz daha fazla yapıyorduk. O zaman değişik bir sistem uygulamıştık. Başlatıcı ve besleyici olarak çalışıyoruz. Normalde geçen sene sadece besleyicilere transfer yaptım. 9 üçlü olarak 27 kovana 9-9-9 şeklinde. Öyle de denedik. 69 kovan olarak çalışmıştık. Her gün 6000 tane kurtçuk aktarıyorduk. Her gün kurtçuk, yani 6000 tane kurtçuğu bulmak için de o çerçeve değişimlerini falan yapıyorduk. Gerekiyor. O sistem bizim aramıza çok uymadı.
Hani ben ondan çok iyi bir netice alamadım. Niye? Nektar akımı olduğu zaman iyi tutmalar oluyor. Hani alt katta ana arı ızgarası, üst katta da diğer arılar, arının bir kısmı oluyor. Kurtçuğu aktarıyorsunuz, çerçeveyi direkt analı besleyici kovana veriyorsunuz. Evet. 3 gün sonra da hasat yapıyorsunuz. Aslında yapılması gereken, esas uygulanması gereken bu. Çinliler veya Koreliler bu sistemi kullanıyor. Bizim gibi başlatıcıda başlatıp da ondan sonra besleyicide besletmiyorlar. Bizim de yapmamız gereken bu ama hem bizim arımızdan kaynaklanıyor hem de nektar akışı zayıf olan dönemlerde bu sistemden çok iyi verim alamadık. Tutma oranları azalıyor. O sistemden biraz bahsedebilir miyiz? Ben şimdi hani izleyicilerimiz acaba hangisiydi diye aklında soru işareti kalmasın diye soruyorum. Şimdi 3 tane sistemimiz var arı sütü üretiminde. Bir böyle başlatıcılı şekilde, biraz önce aldım mesela, onu da bu sene kullanıyorum. 3 kovanda, birer kovanda kullanıyoruz. Anasız direkt başlatıcıya süt çerçevelerini verdiğiniz zaman 3 gün sonra hasat ediyorsunuz. Evet. Bu çerçevelerden yaklaşık olarak 30 gram, 40 gram gibi bir kovandan süt alınabiliyor. Yani ben o şekilde alabildim. Ama bunun devam ettirebilirliği zor. Ne var? Burada ana arı olmadığı için her 5 günde bir buna yavru vermek zorundayım. Kenarda takviye muhakkak yapmak için arınız olması gerekiyor. Bu arıyı desteklemek için en az bir tane kovan daha bunun için tutmam lazım. Yani düşünün, ben 60 besleyiciyle çalışıyorum her gün. 60, 120, 180 yapacağım. 180 tane de, en az 180 tane de kenarda bunu desteklemek için arım olacak. 360 arıyla çalışacağım. Yani ne olacak? 15 gram alacağıma 30 gram alacağım. Evet. Ama bunları sürdürmek için de işçilik daha fazla artacak. Yapılabilir mi? Yapılabilir. İlk sene biz de yapmıştık ama 3 günde bir yapmıştık aynı kovanlardan. Üçlü grup yapmamıştık. Tek grup yapmıştık. 3 günde bir hasat yapmıştık. O şekilde de yapılabilir. Türkiye'nin çoğu yerinde kullanılan sistem, başlatıcıya süt çerçevesini veriyoruz, anasız başlatıcıya. Bu burada bir gün başlattırıyoruz, tutturuyoruz kurtçukları. Ondan sonra besleyicide de 2 gün tutuyoruz. Yani besleyiciler 2 grup, bir de başlatıcı oluyor. Kaç günlük larvayı aktarıyorsunuz başlatıcıya? Normal ana arı üretimine göre biraz daha, bir tık daha yaşlı mı aktarıyorsunuz? Şimdi biz diğer arkadaşlara göre bir tık daha ufak aktarıyoruz. Yani ne denir? 24-36 saatlik kurtçuk aktarılır normalde. Yalnız biz 18 saatlik kurtçuk aktarıyoruz. 12 veya 18 saat arası. Bunu da nereden biliyoruz? Biz bir sonraki gün, eğer ki o gün kurtçuk varsa, içerideki ekip kurtçuğun yanında yumurta böyle yan dönmüşse onu yazar. Bir gün sonra tekrardan aktarım için o çerçeve girebilir. Biz 18 saatte 24 saat, yani bir tık bunun şeyini alıyoruz, yani ufağını alıyoruz. Onu da nereden biliyorum? Diğer arkadaşların fotoğraflarını falan gördüğümde, bu sene belki biliyorsunuz kurtçukları artık satmaya başladık. Evet, apilerin olarak değerlendiriliyor. Apilerin olarak değerlenmeye başladı. Bu satış sırasında işte sosyal medyada bazı fotoğraflar görüyoruz. Hasat edilen kurtçuklar, bizimkiler biraz daha ufak. 3000 kurtçuk almışız diyelim. 120 gram falan geliyor. Yani diğer arkadaşlar kendilerine buradan pay biçebilir. Yaklaşık 3000 kurtçuk hasat ettiğimizde biz 120 gram geliyor. 2400 falan hasat ettiğimiz zaman 90 gram geliyor. Yani bizim kurtçuğumuz biraz ufak. O anlamda ben ufak kurtçuk aktarılması taraftarıyım. Büyük kurtçuk aktarıldığında sütü daha fazla yiyor. Yani bir de şu aşamayı mı acaba planlıyorsunuz? Tam kapanmaya kadar geçen sürenin bir yavru gözünde, kurtçukta daha doğrusu ana yüksüğünde, sürenin daha daralmadan mı hasada alıyorsunuz siz?
kurçukların daha az büyüdüğünde varsaydığımızda? Şimdi, yoksa bu yaşı ilk baştan aktarım aşamasında mı ayarlıyorsunuz? Yaş aslında çok ufak, yani ana arı gibi böyle 6 saatlik böyle yeni kurçuktan larvaya dönmüş larvaları hasat transfer yaptığımızda sütü de arı bunun yaşının ufak olduğunu bilip bir miktar az süt koyuyor. Hemen böyle çok yoğun bir süt koymuyor. Evet. Aslında bizim yaptığımız gözlemlerde sütü esasında üçüncü gün koyuyor. İkinci günde çok yoğun böyle süt olmuyor. Esas süt üçüncü gün konuyor. Bu üçüncü gün konan da eğer ki oradaki transfer edilen larva büyükse kocaman bir kurtçuk, altında da az bir şey süt görüyoruz. Çünkü o büyük larva daha çok yiyor sütü. Onun için biz bir tık ufağını transfer etmeyi tercih ediyoruz. Anladım. Larvanın da zaten kapanmasına kadar sürede aslında diğerlerine daha da daralmış mı oluyor? O sütlerin arasındaki kalite farkı ya da besleyicilik özelliği, arının yaşamı düşünülürse, şimdi kimsenin tabii üretimini burada göz ardı etmek ya da yorum yapmak için sormuyorum bunu. Değişir mi bileşenler içerisindeki? Şimdi bir bilimsel çalışmada şöyle bir veri var. 24 saatlik, 48 saatlik ve 72 saatlik sütler hasat edilip bunların analizleri yapılmış. Evet. Bu analizlerde bilimsel çalışmalarda bizim gördüğümüz 72 saat sonra hasat edilen sütlerin 48 saate göre ve 24 saate göre daha kaliteli olduğu yönünde. Kalite kriteri de biliyorsunuz 10 HDA değerinden tespit ediliyor bu ara. 10 HDA değerinin daha yüksek olduğu tespit edilmiş. Sistem bizde genellikle 72 saat üstünden geçiyor ama bizde 72 saat kalıyor mu, bu kalmıyor. Genellikle 68-69 saatte biz alıyoruz. Çünkü sistem gereğiyor. Evet, o zaman ondan da bir dezavantaj bulunmamakta aslında. Yok. Evet, bu başlangıç kısmını da tamamladık. Bundan sonraki diğer kolonilere yavru aktarımı yaparken, yani o kolonileri durumu, yani güç olarak hangi seviyede tutuyorsunuz? Şimdi besleyicileri geçersek, besleyicileri biz ilk başladığımız zaman, ilk kat atacağımız zaman, Nisan ortası gibi diyeyim, en düşük 8 çerçeveli olmasına dikkat ediyoruz. 8 çerçeveden aşağıda bir arıya, sıkışık bir arıdan bahsediyorum yalnız. 8 çerçeve arının 6 çerçevesi muhakkak yavrulu olmalı. Belki bir duvarında oymuş. Duvarında belki oymuş olmalı. Arı sıkışık olmalı. Bu aşağısı 5 çerçeveye geliyoruz. Bir tane siyah kabartılmış petek koyuyoruz aşağıya. Yukarısında 4 yapıyoruz böyle. 4-5 şeklinde kat atıyoruz bunları. Ha, 10 çerçeve olursa tabii ki daha iyi oluyor. Bunu 6-5 şeklinde düzenliyoruz. Ondan sonra da onlar kendi kendini zaten yani devam ettiriyorlar. Ana arı aşağıda bulunuyor. Izgaramız var. Yukarıdaki arılarda anasızlık hissettiği için bizim verdiğimiz süt çerçevelerine bakıyorlar. Burada tabii ki anasızlığını ne kadar hissediyor? Aslında anasızlığını çok hissetmiyor. Ananın aşağıda olduğunu yukarıdaki arılar biliyor. Evet. Onların etrafında ana arı dolaşmadığı için tedbir olarak bizim verdiğimiz... Verilen kurçuğu besleyerek ana arı adayı gibi yetiştiriyorlar. İsterseniz o detayları bitirici kovanlarımızın başlarında devam edelim. Bir de bu yavru değişimi, çerçeve değişimleri konularında uygulama olarak gösterelim. Değerli izleyenlerimiz, kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Reklamlardan sonra görüşmek dileğiyle. Evet değerli izleyenlerimiz, reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi bir önceki kısımda da bahsettiğimiz üzere bitirici, yani besleyici kolonilerde çerçeve değiştirme işlemi olduğunu söylemişti Kenan Bey. Onu bir uygulamalı olarak alalım.
Daha sonra arımız saldırgan gibi görünse de aslında her gün defalarca bu işlemler yapıldığı için biraz tepki vermesi normal. Diğer sakin bir alana geçerekten programımıza devam edeceğiz. Kenan Bey, buyurun bu işlemi uygulama olarak gösterelim. Şimdi bizim bu kovanlardan beklentimiz başlatıcılardan biraz farklı. Başlatıcılarda sadece anasız oldukları için sadece ana arıyı beslemeye başlamasını bekliyoruz. Çok az bir miktarda süt koymasını istiyoruz kurtçuğun yanına. Bunlarda ise iki amacımız var. Hem esas hasat ettiğimiz sütü bunlardan alıyoruz. Hem de kurtçuk aktarımı sırasında kullandığımız kurtçukları bunların alt katından alıyoruz. Evet. Şimdi süt vermesini istediğimiz için her 5 günde bir aşağıdan yukarıya yavrulu çerçeve çıkartıyoruz süt çerçevesinin yanına. Yani bunlardan başlatıcıyla hazırlanmış, başlatılmış larvaları verdiğiniz yüksükleri hem besleyip süt hasat ediyorsunuz hem de onlara aktarmak üzere yavrulu larva hasat ediyorsunuz. İki şey için kullanıyoruz. Bizim kullandığımız mesela sistemde bu çerçeve 5 gün önce konan çerçeve. Evet, kapalı hale geldi. Bunu kapalı yavrulu olarak mı vermiştiniz? 5 gün önce hangi aşamada verildi bu çerçeve? Şimdi aşağıdan göstereceğim. Bunları kaydırıyorum. Buradan yavrusu çıkmış olan peteği aşağıya indireceğiz. Onu en son alıyorsunuz. En son alıyorum ki aşağıya indireceğim bunu. Buradan düzenliyorum. Aşağıdan çıkarttığımı da buraya alacağım. Zaman için bu güçte bir kovan aslında güçlü sayılır. Bu kovan en fazla çerçeve sayısı 7'ye kadar kullanıyoruz. Evet. 7'den sonra daha da çoğaltırsak aşağıdan istediğimiz zaman istediğimiz kurtçuğu zor buluyoruz. Yani bulmada sıkıntı çekiyoruz. Onun için bu 5 gün önce verdiğimiz çerçeve. Yani koloni yönetimini daha rahat yapabilmek için çerçeve sayısını biraz sınırlandırıyorsunuz. Evet. Ki istediğimiz yere ana arı yumurta atsın. Ama yumurta atıyor mu? Evet. Atmamış. Bal koymuş. Benim sistemim biraz farklıdır diğer arkadaşlardan. Ben bu 3 çerçevenin yerini değiştiririm. Yukarıya çıkartacağım çerçevede genellikle de bu olur. Ama maalesef ki yukarıya çıkartacağımız çerçeveyi arılı çıkartmakta fayda var ama arılı çıkartmanın da şöyle bir riski var. Ana arıyı da yukarıya çıkartırsak eğer bizim süt çerçevemize ana arı yukarıda olduğu için bakmazlar. Onun için ana arı kontrolü yapıyoruz. Arılı bir şekilde bu çerçeveyi yukarıya çıkartıyoruz. Buraya koyduk. Yukarıdan aşağıya arı indirmem ama aşağıdan yukarı arı çıkartırım. Şu körüyü alayım ben. Daha sonra da işi bittikten sonra kurtçuk aktarımı yapmak için bu kovandan kurtçuğu bulamadık. Yani normal şartlarda sezonun daha gerilerinde Haziran ayında falan çok rahat buluyoruz ama bazı kovanlarda bu dönemde
ana arı işte yeteri kadar sıkıştırılmadığı için bunu aslında 5 çerçeveye sıkıştırmam gerekiyordu. Bulamadık. Şimdi ben içeriye ne götüreceğim peki? Bizim bir kayıt sistemimiz var. Dün baktık dalımdan kayıt altına aldıklarımı direkt içeriye götürüyorum. Evet. Yani o detaylarda sizlerden dinlemek istiyorum. Sabit alanımıza geçelim değerli izleyenler. Uygulama olarak da bitirici kolonide yapılan işlemleri sizlere aktarmış olduk. Evet değerli izleyenlerimiz, şimdi bitirici kolonide yapılan işlemi detaylı olarak gördük. Bir kısmını da ben anlatacağım demiştiniz Kenan Bey orada. Aslında mesela kurçuk bulunmadığı zaman o nasıl tolere ediliyor? Şimdi bizim bir kayıt sistemimiz var. Kayıt sistemi dediğimiz normal bir dosyaya biz her gün ne yaptığımızı, neler gördüğümüzü bazı notlar alırız. Bu kayıt sistemi bize bazı kolaylıklar sağlar. Mesela bu zamanki gibi böyle kurtçuk böyle yavru sınırlaması olduğu zamanlarda kolay olur. Haziran, yani Mayıs ayında, Haziran ayında buna pek ihtiyaç duymayız açıkçası. Nasıl olsa kurtçuk boldur. Evet. İstediğimiz yaşta kurtçuğu daha rahat buluruz ama şimdi zaman kestane dönemimiz bitti. Bal hasadımızı yaptık. Bu dönemde arılarda biraz yavrular azaldı. Yavru azalınca biz de yavrularda her kovanı açtığımız zaman uygun yaşta yavruyu bulmakta zorlanıyoruz. Bunun için de kaydediyoruz. Ne yapıyorum mesela? Açtığım zaman bakıyorum. Benim kurtçuk almam gereken çerçevenin bulunduğu yerde ki petekte kurtçuk var mı yok mu? Bugün için yoksa eğer, yarın alabileceksem o kurtçuğu, yani çok az miktarda yumurtadan kurtçuğa dönmüş ama ertesi günü bizim hasat edebileceğimiz kurtçuk çoksa onu yarın alabilirim diye not alıyorum. Şayet ki bu şeyse, yumurta aşamasındaysa iki gün sonra alabilirim, böyle hafif yan yatmışsa iki gün sonra alabilirim diye not alıyorum. İşte bu gibi kurtçuk bulmada sıkıntı yaşıyorsak eğer, o gün bulamamışsam yeterli kurtçuklu petek, bu petekleri, not aldığım petekleri bir gün önceki, iki gün önceki kovanlardan içeriye götürüyorum. Bir de tabii ki içeride bir kayıt sistemimiz var. İçeride de kurtçuklu petek güzel alınmış ama bir sonraki güne, mesela bugün bu çekimi yapabileceğim, yani yapmak için kurtçuk aktarımı yapamadık. Yani çerçeve değişimi yapamadık. Çerçeve değişimi yapamadığımız için ben bugün kurtçuk bulmadım. Hep dünkü kendi yazdıklarımdan ve içeride yazılanlardan götürdüm, kurtçuk aktarımı için verdim. Yani bir de içeride de kayıt altına alıyoruz ki eğer benimkilerde uygun yoksa içeridekileri getiriyorum. Bunu özellikle şu aşamada sordum. Belki florası sizinki kadar yeterli olmayan bölgelerde üretim yapan arıcılarımız için ya da üretim sezonunu biraz daha artırıp daha fazla verim almayı hedefleyen arıcılarımız için merak etmiştim. Bir de kestane bölgesinde siz üretim yapıyorsunuz. Evet. Kestane alanında arı sütü üretiminin avantaj ve dezavantajları nelerdir? Bunu net bir şekilde söyleyebilmem için aslında diğer bölgelerde de arı sütü üretimi yapmış olmam lazım ama sadece bu söylediklerim tahmin yönünde olur. Bizim bölgemiz polen açısından çok böyle zengin olmasa da Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında gayet güzel polen oluyor. Hatta bu sene için 120 arıdan 120 kilo polen topladık. Çok miktar mıdır? Değildir. Ama arı sütü üreticilerin büyük bir çoğunluğu da polen toplamaz. Ben polen de topluyorum ama toplayabildiğimiz polen bu kadar. Kestane bölgesinin başka ne avantajı var? Nektar akımı bizde çok yoğun olmuyor. Hani bir ayçiçek balı gibi böyle bir haftada kovan dolacak bal gelmiyor. Bizde daha çok böyle yavruyu devam ettirecek az az geldiği için yavru gelişimini azar azar ama devamlı sizin avantajınız olur. Nektarın yani o şekilde gelmesi. Yani o süreçte bizim avantajımız oluyor. Bir de kestane bal akımı döneminde
arı sütünün kıvamı ve tadı da farklı oluyor. O da bir ayrıca avantajımız. Onunla ilgili bir bilimsel çalışma var mıdır ya da araştırmanız oldu mu? Şimdi sanırım o konuda yok benim bildiğim kadarıyla da. Bilimsel çalışma olarak değil de biz... Tadı zaten keskin halde olur. Tabii ki yani kokusu bile ben hasat odasına girdiğim zaman bile kestaneden gelen arı sütünün kokusu farklı olur. Evet. Biz firmaya verdiğimizde bu arı sütlerini yani mesela 2 sene önce ayrı ayrı zamanları tarih olarak vermiştim. Ve bana bununla ilgili geri dönüş yapar mısınız demiştim ve geri dönmüşlerdi sağ olsunlar. Şifayen söylemişlerdi. Neydi mesela? Mayıs ayında bizim arı sütündeki 10 HDA değerimiz 2.2 idi. Öyle söylediler bize. Haziran ayında yani kestane bal akımı döneminde 2.8'e çıktı. Temmuz ayında tekrardan 2.2'ye düştü. Yani 10 HDA değeri bakımından da kestane dönemi çok daha iyi da oluyor. Yüksek evet. olabiliyor. Evet Kenan Bey, özellikle bu arı sütü üretiminde iş disiplini konusu biraz daha diğer arıcılık üretim modellerine göre daha yoğun. Yani burada 3 ya da 4 aylık üretim sezonunda devamlı olarak durmanız gerekiyor. Böyle ekstrem durumlar çıktığında hastalık ya da vesaire gibi üretim buraya gelmeden nasıl yürütebiliyorsunuz? Ya da diğer üretim modelleri gibi burada bir fire verme, daha doğrusu birkaç gün tolerans şansınız oluyor mu? Şimdi maalesef ki olmuyor. Eğer ki hastalık olursa bu sene 5 yıllık üretim süremizde ben bu sene ilk defa hasta oldum. Aç karnına soğuk su içtiğim zaman midemi üşütmüşüm. O anlamda acile, ya yani 2 sefer acile gidip serum yedim ama tekrardan yani arılığa gelip de süt çerçevelerini hasat odasına verdik. O 3 gün hastalık süremde kurtçuk aktarımı yapamadık. 3 gün yani hasat yaptık ama kurtçuk aktarımı yapamadık. Burada da bizim kaybımız ne oldu? Yaklaşık 2 kilo sütümüz az aldık. Ha, insanın bazen cenazesi de olabiliyor. Zaman zaman yani ara verme durumunda kalabiliyor. Yani yapacak da fazla bir şeyimiz yok ama iş disiplini olması gereken bir uğraş. İş disiplinine riayet etmeyen üreticilerin pek yapabileceği bir uğraş değil. İş disiplini muhakkak ki olması lazım. Evet, şimdi programımızı tam iş yoğunluğu ortasında da geldik. İlginiz için de teşekkür ederim ayrıca. Programımızı bir özetlememiz gerekirse, şimdi günümüz hasat odasına başladı. Hasat odasındaki çalışmaları tek tek çektik. İzleyicilerimize aktarma şansı bulduk. Daha sonra larva transferleri yapılıyor. İşte başlatıcı hazırlama kolonisi, başlatıcının nitelikleri nelerdir? Daha sonra bitirici ve besleyici kolonimizi ve onda günlük yaptığınız değişimleri ve olmazsa olmaz yavru rotasyonu konusu, başlatıcılara yavru verilmesi, yani yavrulu çerçeve verilmesi. Çünkü üretim sezonu boyunca anasız kalan bir koloniler bunlar. Onları da bahsettik. Bunların dışında sizlerin arı sütü üretiminde bu da olmalı dediğimiz ya da bizim atladığımız bir detay varsa onu da dinleyebilirim. Yoksa da özel bir sorum daha olacak sizlere. Şimdi şunu söylemek isterim. Bazı arkadaşlar bilhassa ana arı üreticileri şimdi mesela bana soruyorlar. Şöyle bir soru alıyorum bazen. Damızlık kolonileriniz nerede? Onu anlayabilmek için ben de soru soruyorum. Nasıl yani diyorum. Biz ana arı üreticisi değiliz. Arı sütü üreticisiyiz. Damızlık koloniden kastınız nedir? Kurtçuğu nereden alıyorsunuz deniyor mesela. Yani biz işte bazı üreticiler bu kurtçuk alma işini ana arıyı yani ana arıları bazı kovanlarda plastik çerçevelere hapsederek oradan alıyorlar. Bizim sistemimizde ise zaten besleyicilerin alt tarafı devamlı olarak sıkışık vaziyette bulunduğu için ana her 5 günde bir buraya boşalma yani yavrusu çıkmış petek verdiğimiz için biz kurtçukları besleyici kovanların kuluçkalıklarından gayet rahat bulabiliyoruz. Hani bu sistemi uygularlarsa kendileri de rahat eder bu anlamda. Evet, o soru biraz daha belki de arı sütü üretimi yani modeline uzak kalınmış bir soru gibi geldi yani bana da. Yani ana arı üreticilerle bizim arı sütü üreticilerimiz arasında biraz fark var.
Anaarı üretiminden süt üretimine geçen arkadaşlar bu gibi konuları zannedersem bilmiyorlar ama yani öğrenirlerse iyi olur. Evet Kenan Bey, programımızın da şimdi sonlarına doğru gelirken burada üretim modelinizden bahsettik. İlkbahardaki aralığınızın dizaynından da bahsettik. Şimdi hem üretim zamanı olarak da biraz da sonlara yaklaşıyoruz. Daha aktif dönemlerde de arıüstü üretimlerimizi izleyicilerimize aktarma şansları buluruz gelecek yıllarda da. Bu yıl için özellikle yeni başlayan arıcılarımızın ya da arıüstü üretimine yeni adım atmış arıcılara biraz daha yol göstermek adına siz arıüstü üretimini bitirdikten sonra bir sonraki yıl daha verimli bu arılıktan faydalanmak için dizaynınızı, kolonilerinizin koloni yönetimini nasıl yapıyorsunuz burada? Şimdi hem kendi çalışmanızı anlatarak hem de şu da olmalı diyerek de anlatabilirsiniz. Biz arıüstü üretimini bitirdikten sonra bu kolonilere ilk başta yapmamız gereken varroa mücadelesine başlıyoruz. Süt üretimimiz bitti. Balı aldıysak aldık. Artık bu bir sonraki yılın hazırlığı bir önceki yılın sonunda başlıyor. Yani ilkbaharda değil aslında bal hasadında veya süt hasadı sonunda süt işi bittiği zaman bir sonraki yılın başlangıcıdır bize göre bu. Evet. Onun için kolonilerimizi önümüzdeki ilkbahara sağlıklı, parazitlerden arı bir şekilde hazırlamamız gerekiyor. Bunun için de öncelikle kovanlarda boşalmış petekleri, yani varsa onları alıyoruz, arımızı sıkıştırıyoruz. Bu petekleri de biz naylon poşetin içine koyup da soğuk derin dondurucularda muhafaza ediyoruz, soğuk hava depolarında. Daha sonra bu arılarımız, sıkıştırdığımız arıların varroa mücadelesini başlıyoruz. Ve ondan sonra da floraya göre besleme kısmına başlıyoruz. Yani o besleme kısmı aslında ihmal edilmemesi gereken bir husus. Balı aldık, arı ne yaparsa yapsın diye hiçbir zaman düşünmememiz lazım. Bu önümüzdeki ilkbaharda bu arı bize tekrar lazım. Evet. Evet, onun için yani çalışmalara hiç ara vermeden aslında devam ediyoruz. Tabii ki bu arı sütü üretimindeki kadar yoğun bir çalışma olmuyor ama haftada bir, haftada iki, haftada üç zaman zaman gene arılığa gelip de devamlı olarak takip ediyoruz arımızı. Evet, özellikle bu soğuk zincirli petekleri güveye karşı alıyorsunuz. Onu da soru şartı kalmasın. Evet. Onun dışında da şimdi üretim kısmından çıktıktan sonra ilkbahar hazırlanması için bu işlemler çok önemli. Dediğiniz gibi arıcılarımız da bu konuda hani tavsiyeleriniz niteliğinde söyleyebilecekleriniz var mıdır? Valla şimdi şu ara bu sene biraz daha fazla gündeme geldi. Yani bize öyle geliyor ya da arıcılığa kurs aşamasında olan arıcılardan büyük talep almaya başladık. Gelip de ziyaretimize geliyorlar. Yani bu işi öğrenmeye çalışıyorlar. Benim tavsiyem şu olacak yeni başlayan arıcılığa. Önce bir arı yönetimini bir öğrensinler. Kurs aşaması tamam. Kursta teorik bilgiyi alır. Ondan sonra birkaç yıl arı yönetmesini öğrenir. Arıyı öğrenir. Bulunduğu florayı falan bir tanır. Ondan sonra en az iki veya üçüncü yıl arı sütü üretimine başlarsa daha verimli bir başlangıç yapmış olur. Hani ben kursu bitirdim, arı sütü üreteceğim, üretmek istiyorum deyip de bizden fikir almak isteyen veya arılığımızı ziyaret edip de böyle gelen arkadaşlar oluyor. Ben tamam, tabii ki genç arkadaşlara arı sütü üretmesini tavsiye ediyorum. Açıkçası ben 60-60-120 kovanla arı sütü üretimi yapıyorum ama bu sene biraz zorlandım. Seneye biraz daha üretimimizi en azından yarı yarıya düşürmeye niyetimiz var ama genç arkadaşlar üretebilir. Evet. 60-60-120 şeklinde üretip 50 kilo, 60 kilo gibi senede arı sütü üretimi yapabilir. Bunu da gayet güzel değerlendirebilir. Bu zaman şu an için pazar konusunda çok sıkıntı yok. Hemen şu akla geliyor. Pazarı var mı acaba? Daha doğrusu bu sene çok gelmiyor ama bundan 2-3 yıl önce
pazarı var mı ki bunun? Ama üretilmeden de bir pazar olması mümkün değil. Ya üretmeden de tabii ki bana göre pazarını sorgulamak çok da yanlış değil. Çünkü pazarı olmayan bir şeyi de kimse üretmek istemez açıkçası. Orası doğru tabii ki ama. Hani satılabilirliği varsa bunun üretme yoluna daha rahat gidiyor insanlar. Satılıyor bugün için ama şu 1-2 yıl içerisinde yeni üreticiler çok çoğaldı. Hani çok miktarda üretim yapmasalar da 3 kilo, 5 kilo, 10 kilo üretim yapanlar çoğaldı. Bunlar zamanla 50 kilo, 60 kilo üretim yapar da arkalarından da bir değişik bir grup gelirse ileride ne olur bilemem. Ama şunu tavsiye etmiyorum. Gençler arı sütü üretsinler ama ben bankada çalışıyorum. Ben sigortacılık yapıyorum veya fabrikada çalışıyorum da arı sütü üreteceğim, işi bırakacağım, bu işe başlayacağım diyenlere tavsiyem kesinlikle işinizi bırakmayın diye tavsiye ediyorum. Çünkü işte sizin çalıştığınız sürece maaşınız var, SGK'nız yatar, senelik izniniz var, tazminatınız var. Bunları düşünün, arı sütünden elde edebileceğiniz rakamları da aşağı yukarı hesap edin, ona göre hareket edin diyorum. Benden tavsiye isteyenler, ben işinizi bırakıp arı sütü yapın demiyorum. Ama arıcılık yapıyordu. Ama arıcılığı meslek olarak yapıyorlarsa. Arıcılığı meslek olarak yapıyorsa tabii ki arı sütüne başlayabilir. Hele gençse kesinlikle yapması lazım. Evet, program süremiz azaldı. Ben çok kısa bir değerlendirme daha soracağım sizlere. Şimdi arı sütü üretiminde her gün arının içerisinde çalışıyorsunuz. Bal üretimi yapan arıcılarımıza göre daha fazla arıyla yakın temas içerisindesiniz. Geçen yılki yaşanan lokal arı ölümleri oldu. Geneli itibariyle oldu ama bazı bölgelerde ciddi anlamda koloni çöküşleri yaşandı. Bu yavru rotasyonun, daha doğrusu kuluçkanın erken azalması, polen kıtlığı gibi çeşitli nedenlere, daha sonra onun üzerine varroa baskınlığı yüklenince birdenbire koloni çöküşleri yaşandı. Siz geçen yılki sezonu bir göz önüne aldığınızda bu sizin kuluçka durumunuza, arının yumurtlama verimine nasıl yansıdı? Geçen sezonu değerlendirirsem, geçen sezonun başından sonuna kadar zaten kötü gitti. Evet. Biz bal alamadığımız gibi üstüne baldan vazgeçip beslemek durumunda kaldık. Beslediğimiz polen halde polen kıtlığı da yaşandı. Polen kıtlığı da vardı. Polen de alamadık. Beslediğimiz halde devam etmedi arı. Mecbur kaldık. Ben zannedersem Temmuz'un 20'sinde 20'si 25'i gibi bıraktım. Arı sütü üretimini, ki arı zora giriyordu artık. Ondan sonra ne yaptık? Bana göre Türkiye'deki geçen seneki arı ölümlerinin büyük bir kısmı polen eksikliği ve beslemeden kaynaklı olan arının sağlığının zora girmesi. Evet. Yani bu polen kıtlığının ya da çeşitli nedenlerin, varroa baskının da yakından takip edilmemesi birdenbire bir çöküşlerle karşılaşmaya neden oldu. Yani arı gerektiği gibi beslenemezse, protein ihtiyacını, bilhassa protein ihtiyacını karşılayamazsa, siz istediğiniz kadar şurup da verseniz, ki bunun arıcının bir kısmı şurup da beslemediği zaman yani nosame de oluyor, yavru çürüklüğü de oluyor, üzerine varroa parazit, baskısı varroa da daha çok oluyor tabii ki. Yani bu gibi etkenler daha sonbaharda çok koloni çöküşü oldu. Evet, ben çok teşekkür ederim Kenan Bey. Programımızın sonuna geldik. Üretiminizde de bol ve bereketli olmasını temenni ediyorum. Değerli izleyenlerimiz, Yalova Güneyköy'deydik. Bir Arının Bereketi programımızın da sonuna geldik. Başka programlarımızda görüşmek dileğiyle. Yalova'dan sevgilerimizle.